Ali Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ayşe Hanım merhabalar. Merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederiz. Bizler teşekkür ederiz, onur verdiniz. Çok sağ olun efendim, aynı onur bizlere ait. Ben röportajımı öncelikle Ayşe Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Ayşe Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Ayşe Çetinkaya, Karadeniz Ereğli, 1977 doğumluyum. Evet. Bu sektörün işine toptan işiyle başladık ve bu oradaki birikimlerimizi biz perakende de kaliteyi nasıl müşterilerimize sunabiliriz? Ya tecrübelerinizi bu çatı altında topladınız aslında. Aynen, evet, öyle diyebiliriz. Evet, o zaman sözü eşiniz Ali Bey'e vereceğim efendim. Ali Bey, sizleri tanıyalım, buyurun. Tabii. Ali Çetinkaya, 1976, Karadeniz Ereğli doğumluyum. Evet. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Ciddi de bir süre olmuş yani, 10 yıl azım sanacak bir süre değil. Evet, işte birikimlerimizi burada müşterilerimize paylaşmak istedik. Evet. Yani en iyi bir şekilde müşterimize nasıl katkıda bulunabiliriz? Evet. İşte alışılagelmişin dışında da bir konsept oluşturmuşsunuz burada. Ürün yelpazesi açısından da çok geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Evet. Ürün yelpazemiz şu an oldukça geniştir. Evet. Yani elimizden geldiği kadar her kesime, her bedene hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. İşte mümkün olduğunca da elimizden geldiği kadar da kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Evet, yani burada iki eş sırt omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz. Kesinlikle, evet. Biraz ürünleri tanıyalım. Peki Ayşe Hanım, gelen buraya konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Elbiseden, trikodan, tişörtten, alt grubumuz, pantolonumuz. Bunları her geçen gün ekleyerek ayakkabıydı, terlikti, çantaydı, kolye, aksesuarlarla bir kadın girdiğinde buradan her şeyini temin edip çıkabilir. Biraz arz talep meselesi aslında. Evet. Bu şekilde yani söyleyebiliriz. Biz burada kapıdan giren müşteriyi zaten hani müşteri olarak değil, misafirimiz olarak görüyoruz. Evet. Ve bir bayan, bir hanımefendi içeriye girdiği zaman ayakkabısından, kolyesinden, tokasından, küpesinden elimizden geldiği kadar bir hanımefendi giydirip öyle göndermek istiyoruz. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur değil mi? Çünkü özellikle siz de bayansınız Ayşe Hanım. Herhalde bir bayan olarak öncelikle ben kendim zaten onları giydirdiğim zaman ben bizzat memnun oluyorum. Evet. Ve müşterilerimizi buradan memnun, mutlu göndermek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Evet, ama çok severek yapıyorsunuz işinizi. Yani bence en büyük başarınızın sırrı bu. Ama hani şöyle bir şey var. Günümüzde hangi işi yaparsanız yapın, ne işi yaparsanız yapın, İşinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Evet. Özellikle bizim iş bunu daha da çok gerektiriyor. Evet. Kesinlikle sevmek lazım. Ve bir de sürekli takip de etmek lazım. Çünkü sürekli değişiyor. Hani moda diye tabir ettiğimiz. Kesinlikle. Hani burada ürün tedariği de çok önemli. Evet. Hani doğru ürünleri getirmek çok önemli. Hani bir yanlış ürün getirdiğiniz zaman veya farklı bir şey getirdiğiniz zaman onun kullanabilecek müşteriyi bulmak çok zor. Evet. O yüzden hani müşterimizi elimizden geldiği kadar iyi tanımaya çalışıyoruz. Evet. Bir özelliğiniz de aslında siz burada kaliteyi uygun fiyat politikasıyla da vermeye çalışıyorsunuz. Evet. 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 Bizlerin daha çok şöyle söyleyeyim. Yurt dışı Avrupa'daki birçok firmaların, önde giden firmaların, evet, ve Türkiye'deki birçok mağazalarda, önde gelen mağazalardaki kaliteyle aynıyız. Evet. Aynı ürünü, aynı kaliteyi buradaki müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, bunu da yaptığınızı görebiliyoruz. Aslında bu iş bir puzzle parçası gibi yani. Hep böyle yerli yerinde olması lazım ki bir sıkıntı olmaması adına. Tabii. Evet. Diyebiliriz. Peki dönersek Ali Bey, geçmişe yani 10 sene önce bu işe başladınız, ilk dönemler. Hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani o dönemlerden buraları hayal ediyor muydunuz ya da bundan sonraki süreçte neler olur sizin için? Yani günümüzde sektörü biraz sıkıntılı fakat bunu daha çok çalışarak aşacağız inşallah. Evet. Hani, tabii hedef hiç bitmiyor bir kere. Gelişen bir teknoloji var. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Ama emeğimizin şeyinde mükafatın karşılığını müşterilerden gelen şeylerle hani bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Öyle yani söyleyelim. Müşterilerden sizlere olumlu dönüş olduğu çok, zaman kesinlikle. Tabii. O yorgunluk bile bitiyordu. Tabii. Zaten yani, o yorgunluğu yaşamıyorsunuz. Öyle evet, söyleyeyim. Akşam eve demek, gittiğinizde hani o rahatlıkla yatıyorsunuz. Öyle diyebiliriz. Kesinlikle. Hedefin bittiği noktada zaten biz de bitmiş oluyoruz. Kesinlikle evet. Aynen. Yani her bir yeni hedef ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz. Kesinlikle evet. Bunu söyleyeyim. Ve hedefimiz olmazsa
biz de olmayız. Evet. Belki ilerleyen dönemlerde fuarlara katılabilirsiniz. Şubeleşebilirsiniz. Neden olmasın? İnşallah. Ama tabii zamanla olabilir. Zamanla. Şey. Tabii yani mutlaka ki. Ama dediğimiz gibi hani sevmek lazım, çalışmak lazım. Bunlar bu işin, yani ne iş yaparsanız yapın öncelikle sevmek lazım. Kesinlikle. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış oldum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.